Günaydın. 20 Mayıs 2022 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Yine ne kadar yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz değil mi sevgili seyirciler? Özellikle bugün son programda sizlere biraz affını isteyenleri Erdoğan'dan affını isteyenleri getireceğiz. Neden istediler? Arka planda neler oluyor? Biraz bakacağız ama herhalde en çok konuşulanı AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın affını istemesi. Çünkü o biraz uzun sürdü. Birkaç gün direnebildi fakat son, sonuçta bizi şaşırtmadı. O benzer mesajı paylaşarak yine Erdoğan'a biat ederek tabiatını bildirerek yolundayız reis diyerek de böylece görevinden alınmış oldu. Peki neler yaşandı? Neden Cahit Özkan affını istemek zorunda kaldı? Önce bununla başlayalım. Daha sonra kim affını istemiş onunla devam edeceğiz. Evet AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ön planda bir isimdi açıklamalarıyla elbette zaman zaman parti adına konuşmaları, zaman zaman televizyon programlarındaki polemikleriyle gündemdeydi. FETÖ'yü finanse ediyor Birleşik Arap Emirlikleri deyince tabii olanlar oldu. Niye olanlar oldu? Çünkü artık Birleşik Arap Emirlikleri ile ve Suudi Arabistan'la Erdoğan sıcak ilişkiler kurmuş durumda. Neden? Çünkü oralardan para akışı sağlanıyor. Para geldiği için de dün AKP iktidarı, dün bizzat Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un arkasında olmakla suçluyor itah ediyordu. Sadece Erdoğan mı değil sevgili seyirciler. AKP'nin önde gelen isimleri de adeta sıraya girmişlerdi Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı iddialar konusunda. Peki neler değişti? Tabii ki para konusu değişince AKP'deki biliyorsunuz her şey değişiyor. Erdoğan dün söylediklerini iktidar partisi veya yandaşları dün söylediklerini bir kenara bırakıyorlar dün hiç yaşanmamış gibi anında yeni bir sayfa açıyorlar. Buna ne sebep oluyor? Buna tabii para sebep oluyor. Özkan sözlerinin arkasında duramadı. Görevden alınacağı konuşuluyordu. Önce bunu reddetti. Sonra bakın şu anda ekranda gördüğünüz bu fotoğrafı paylaştı. Bir de şiir paylaştı sevgili seyirciler. Şiirlerle yolun yolumdur reis demeye getirdi bu fotoğraflı mesajı Erdoğan'a gönderse de görevden affını istemekten kurtulamadı Cahit Özkan. Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım dedi. Bu tabi özet. Şöyle bir metin paylaştı. Yine Erdoğan'a teşekkür ediyor. Yine Erdoğan'a tabi olduğunu bildiriyor. Klasik bir AKP'li aslında bir dik duruş sergileyerek istifa etmeyi bile beceremiyorlar. Af istiyorlar aslında görevden zaten alınmış oluyorlar. Ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tabi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan güzellemeleri gelmeye devam ediyor. Ne diyor Erdoğan? Nasıl aile arasında patırtı gürültü oluyorsa biz bunları açtık diyor yani. Unuttuk, yaladık, yuttuk diyor özette. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gençlere önemli bir mesaj var. Gençler demişken biliyorsunuz bu önümüzdeki adı henüz tarihi belirlenmemiş beklenen 2023 olduğu söylenen seçimle ilgili gözlerin çevrildiği en önemli kesim elbette ki gençler. Özellikle hiç bugüne kadar hayatlarında oy kullanmamış, ilk kez oy kullanacak gençler. Bunlarla ilgili önemli bir araştırma var. Onun sonuçlarını biraz sonra aktaralım. Önce CHP lideri gençlere hangi mesajı veriyor ona bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüdü. 19 Mayıs'la alakalı elbette. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızdı dün sevgili seyirciler. Hep beraber önümüzdeki çeteleri de Sadatları da ezeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz diyor. E, bu çeteler ve Sadat vurgusunu yapmaya devam ediyor Kılıçdaroğlu. Bu önemli çünkü özellikle Sadat'ın önüne gidip yaptığı açıklamalarda hep seçim güvenliği vurgusu vardı. E, haliyle seçim yaklaşırken de buradan e, süreci devam ettiriyor CHP lideri. Evet biraz önce bahsettim bu seçimde önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanacak gençler var. Peki o gençler ne söylüyor? Yön eylem araştırmanın ilk defa oy kullanacak genç seçmenler üzerine yaptığı araştırmaya göre 18-22 yaş aralığındaki yeni seçmenin oy tercihleri 27 il 3444 yüz yüze görüşme Nisan 2022 diye Derya Kömürcü paylaşmış sevgili seyirciler. 18-22 yaş arası yeni seçmen. Burayı bir kere daha vurgulayalım. Bakın orada AK Parti %21,2. Fakat CHP gençler arasında ilk kez oy kullanacak gençler arasında birinci parti gözüküyor. %36,9. HDP 3. Par parti gözüküyor %9'la. MHP %5, İyi Parti 3,9, Saadet 0,5, Deva Partisi 0,8, diğer partiler 2,5, kararsızlar var bir %13'lük bir de oy kullanmayacak %7,1'lik bir kesim var. Evet en dikkat çeken dediğimiz gibi CHP'nin birinci parti HDP'nin de üçüncü parti çıkması e, yön eğilimin araştırması 18-22 yaş fakat hala hala 18-22 yaş arasında AKP'nin yüzde 21 çıkıyor olması ikinci parti çıkıyor olması da diğer bir dikkat çeken sonuç evet programa bir affını istemeyle başlamıştık bir isim daha var sevgili seçler o da TÜİK'ten affını istedi. Enflasyon hesabını yapan dairenin başkanı sevgili seyirciler bakın çok çok önemli. TÜİK fiyat işleri daire başkanı Cem Baş sağlık sorunlarını gerekçe göstererek o da görevden affını istedi. Halka yalan söylüyorlar ve böylesine bir birimin dairenin başındaki isim görevden affını istiyor. Dedik ya iki şey ya vicdanı artık el vermiyor yalan söylemeye halka o yüzden görevi bırakıyor. İki korktu yarın bir gün işler değiştiğinde bunlar benden hukuk önünde hesap sorarlar diye korkmuş olabilir. İki başlık benim aklıma geliyor. Seçim var önümüzde. Seçim süreci başladı mı? Başladı. Bunun bütün emareleri var. Sadece tarih yok. Net bir tarih yok. Fakat bakın sevgili seyirciler. Bir seçim olacak. Bir siyasi partinin afişlerine bile miting yapmasına dahi valilikçe izin verilmiyor. Böyle bir dönemde, böyle bir ortamda iktidar yani muhalefet iktidarla nasıl mücadele edecek? Kimden bahsediyoruz? Deva Partisinden bahsediyoruz. Valilik izin vermeyince Deva Partili başkan miting afişini sırtında gezdirdi. Deva Partisi lideri Ali Babacan Gaziantep'te 21 Mayıs'taki mitingin yasaklandığını biliyorsunuz zaten açıklamıştı. Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya'nın asılması için izin verilmeyen afişleri üzerinde taşıyarak yurttaşlara çağrı yaptığı görüldü. Çok dikkat çeken bir iddiayla şimdi devam edeceğiz. İddia şu, soru şu. Sağlık Bakanlığı iflas mı etti? Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül soruyor bu soruyu. Sağlık Bakanlığı iflas mı ediyor? Ülke tarihinde ilk defa tüm sağlık çalışanlarına döner sermaye ve nöbet ücretlerinin bu ay yatırılmadığını biliyor muydunuz? Aldığımız bilgiler kasada para olmadığı için yatırılmadığı yönünde demiş ve Sayın Fahrettin Koca var mı bir izahınız diye de Sağlık Bakanı'na sormuş Bittis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül. Sevgili seyirciler şu son dönemde özellikle iktidar partisinin para tırtıklamak diyelim ihale vermek oralardan da birilerinin ceva, e, cebini doldurma aracı haline geldi millet bahçeleri millet bahçelerini bol bol reklam yapıyorlar ya o millet bahçelerinin arkasında yatan ihale sürecinden tabii kimse bahsetmiyor. Malatya'daki AKP'li Pütürge Belediyesi millet bahçesi yapmak için 4,7 milyon Türk liralık ihale düzenledi. Millet bahçesinin ismi ise sıkı durun şaşırmayacaksınız. Elbette Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre belediye 5 Nisan 2022 tarihinde Millet Bahçesi için 7. kez ihale açtı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için Zeat isimli inşaat şirketiyle 4 milyon 735 bin liralık sözleşme imzalandı. İlçeye yapılacak Millet Bahçesi'nin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanacağı bildirilmiş. Evet bir ilçe Malatya'da Pütürge'ye Millet Bahçesi. Fiyat yaklaşık 5 milyon Türk Lirası. İnsanların ekmek almakta zorlandığı, bayat ekmek kuyruklarına girildiği bir ekonomik kriz döneminde Millet Bahçesi için ihale. O ihaleler kimlere gidiyor? Evet. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ve böylece bu haftayı da sizlerle birlikte kapatmış oluyoruz. Yeni haftaya pazartesi günü yine bu ekranlarda Türkiye saatiyle sabah 9'da buluşmak üzere sevgili seyirciler. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.